Minsk Karayolu üzerindeki Kurapati Ormanı, binlerce insanın hayatını kaybettiği toplu katliamlara sahne oldu. Belli belirsiz bir anıtın yanında Poedem Poedim, Hadi Gidip Yemek Yiyelim adlı bir restoran yer alıyor. Dizianis Urbanoviç'e göre restoranın orada olması korkunç. 29 yaşındaki genç müşterilere el ilanları dağıtıyor. Dizianis katliamların unutulmasını istemiyor ve restoranın kapatılması için uğraşıyor. Müşterilerden bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Ve hatta bazıları kemiklerin üstünde yemek yemeyi umursamıyor. Dizianis her hafta sonu restoranın önünde duruyor. O kendisini hükümet karşıtı bir muhalif olarak tanımlıyor. Ayrıca demokratik değişimi destekleyen ve milliyetçi duyguları ön plana çıkaran Gençlik Cephesi adlı örgütün de başkanı. Aktivistler bu yere kemik restoranı adını verdi ve sırayla önünde duruyorlar. Restoranın sahibi mülakat vermek istemiyor. Giriş kapısından ötesini çekmemize de izin vermiyor. Aktivistler toplu mezarların sınırının restoran inşası için ileriye alındığını söylüyor. Fakat mezar alanının nerede başlayıp nerede bittiğini kimse bilmiyor. Sovyet diktatör Stalin 1930'lu yılların sonunda çoğu büyük temizlik olarak adlandırılan katliamların masum kurbanlarından oluşan rejim muhalifi olduğu öne sürülen 30 bin ila 250 bin insanı burada kurşuna dizdirtti. Bu katliamlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yakın ortaya çıktı. O zamandan beri bu ağaçlık arazi muhaliflerin sembolü, bir ulusal anıt haline geldi. Dizianis buraya ilk kez babasıyla 15 yaşındayken gelmiş. Orman genelde yumuşak kereste veya yaprak kokar ama burada sanki on binlerce mum yanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Dizianis'in öğretmen olan büyük büyük amcası da burada gömülü. Dizianis Kurapati Ormanı'nı koruma yemini etmiş. Bu yerden öylece vazgeçemem. Kurapati karşısında gözlerimi nasıl kapatabilirim bilmiyorum. O zaman rahat uyuyamam. Buraya geldiğimde içimde bir şeyler harekete geçiyor. O zaman çok farklı düşünüyorum. 6 ay önce Belarus hükümeti buraya Stalin'in gizli polisinin kurbanları için resmi bir anıt dikti. Hükümet ormanın kenarında ölenler için dikilen çok sayıda haçlı topladı ve alanın etrafını çitlerle çevirdi. Haçların izinsiz dikildiği söylendi. Ancak otokratik olduğu öne sürülen Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun Stalin'in mirasını sıkça övmesi Dizianis'i tedirgin ediyor. Lukashenko'nun planları onu şüphelendiriyor. Kurapati'yi şekillendirmek için son bir plan yapmalıyız. Birilerinin burada izinsiz bir şeyler yapmasına izin veremeyiz. Bunlar gösteriler. Birisi burada sorun çıkarmak istiyor. Bunlar siyasi protestolar. Lukashenko toplu mezarın yanında restoran olmasının kendisini rahatsız etmediğini söylüyor. Ancak vatandaşlar arasında farklı görüşler var. Restoranın nerede bulunduğu önemli. Haçların ortasında değil ya, çıkışta, kenarda bir yerlerde. Hiç sorun değil. Minsk'e genel olarak düzen hakim. Belarus'un her yeri kemik dolu. Burada neler yaşandığını hepimiz biliyoruz ama hayat devam ediyor. İnsanların öldürüldüğü yerde eğleniyorlar mı? Bu gerçek olamaz. Dizianis de aynı görüşte. Dizianis haftada en az iki kez otobüsle Minsk'ten Kurapati'ye gidiyor. Bir yıldır restoranı protesto ediyor ve eylemlerini sürdürmekte kararlı. O ve arkadaşları restoranı anıt alanına ve Belarus halkına yapılan bir saldırı olarak görüyor. Aslında kendimize ait hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece Kurapati var. Geriye bir tek o kaldı ve onu savunacağız. Hükümet Kurapati'yi yok etmek isterse ben artık kendimi Belarus vatandaşı saymam. Bugün Belarus için ve ormanda öldürülenler için şarkı söylüyorlar. Ölenleri anıyorlar. Yaşayanlar içinse Dizianis Urbanoviç tüm tarihi gerçeği bilmek istiyor. O ve mücadele arkadaşları Sovyet arşivlerinin kamuya açılması için çağrıda bulunuyor.